Música arkadaşlar herkese merhabalar orman evi yapım derslerimizin ikincisiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz şu face oriental'ı da kapatalım tamamdır devam ediyoruz şimdi evimizin diğer çatı kısımlarını yapacağız buranın uzunluğu kaçmış 162 santim hemen bir plane ekliyorum top edit moda girdim hemen edge slash bunu 162 santim civarına getirdim ve bırakıyorum sonrasında top obje moda dönüyorum shift d ile çatımı kopyaladım alt r diyorum yani rotation'ını sıfırla dedim hemen bunu da tutuyorum G tuşu ile şöyle getirdim bıraktım skill X yapıyorum şöyle çatımın boyutuna getiriyorum kontrol A'dan skill dedim ve bunda bu şekilde hızlıca yapmış oldum arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz şöyle yapalım hemen tap ile zıt moda girdim şurayı seçiyorum kürsör buraya çağırdım çatımı seçiyorum shift kürsü kürsörü buraya yolluyorum hatta yandan görünüm moduna da geçebiliriz ve tuşu ile bula şöyle bir skill işlemi atıyorum şöyle getirdim hatta bir ve tuşu ile de şöyle snap çalıştırıyorum ve çatı kısmımızı da bu şekilde hallettik. Bunu da en son olarak G, Y yapıyorum. Şöyle sineple bunun hizasına getirdim. Bu şekilde de çatımızın bu kısmını halletmiş olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaki çatı kısmımız ne kadardı ona da bakalım. Onu da ayarlayalım hemen. Şöyle bakıyorum. Hemen burasına da baktığım zaman 171 santim olduğunu görüyoruz. Edit moda girdik. Bunu da şöyle 171 santime getirdik. kürsör boyu çağırıyorum. Bunu seçtim. Shift ile kürsörünü oraya yolladım. Alt ve diyorum. Sonra Sonrasında şöyle yapacağız. Scale X yaparak bunu da şöyle sabitliyoruz. Ctrl A'dan Scale diyoruz. Buna da Ctrl A'dan Scale demeyi unutmayın arkadaşlar. Yine kursörü buraya yolluyorum. Bunu da çağırdık ve hop bunu da buraya bu şekilde yollamış olduk. Hafif bir rotation atıyorum. Sonrasında yakınlaşıyorum. Tekrar V tuşu ile bunu böylece ayarlamış olduk snap ile. Bunu da G, Y yapıp böyle getirip bırakıyorum. Tamamdır. Çatımızın bu kısmı da halletmiş olduk. Şu kamerayla ışığı da bir edelim istiyorsanız onlarla da bir işimiz yok zaten. Tamamdır. Arkadaşlar çatı kısımlarını da bu şekilde pratik bir şekilde halletmiş olduk. Çatımızın en üst kısmına da aslında bir şeyler yapabiliriz diye de bir düşünmüyor da değilim açıkçası. Buraya ince bir saç tarzında bir şey yapalım mı acaba? Bakıyorum. Olabilir aslında. Şöyle yapalım. Şu çatımızın üstündekileri gizliyorum. Face Selection modunda şunları seçiyorum. Shift D'ni kopyaladım. Bunları biraz şöyle yukarı taşıyorum. P Selection yani ayrı bir obje haline getir dedim. Sonrasında Alt H Diyorum, obje modda. Bunları da sahneme geri getirdim. Bunları şöyle yapacağım arkadaşlar. Geometrisini bir ayarlayalım. Bunları da şöyle üstüne gelecek şekilde hafif ayarlıyorum. Tap ile moda girdim. ctrl V ile loot kat atıyorum. Şöyle ortalama bir 10 santim buradan. ctrl V ile 10 santim de buradan kalacak şekilde ayarlıyorum. Burayı ve burayı seçemedim. Şöyle seçelim direkt ve siliyorum. Hemen şöyle bakıyorum. Tamamdır. Bunun da hafif şöyle içine gelecek şekilde ayarlayabiliriz. Alt-E'den ikinci menüden şöyle bir kalınlık veriyoruz. Evet. faceleş modunda bunları da şöyle biraz dışarı taşıyorum. Sonrasında bunu da şöyle dışarı kadar taşıyacağım. Daha doğrusu boylu boyunca taşıyacağım da diyebilir miyim? Evet. Gayet iyi. Şimdi şu kısmında biraz şöyle taşıyabilirim. Hafif. Bir tık daha şöyle taşıyorum. Tamamdır. Veya şöyle yapalım. Ctrl Z yapıyorum. Şunu biraz daha rotation ile döndersek nasıl olur acaba? Şöyle bakalım bir. V, Y yapacağım. Evet şu anda. Anca klavyeyi görebildim. Hafif Y yapıyorum. Evet şöyle material preview, preview tam olarak nasıl telaffuz ediliyor onu da bilmiyorum ama baktığımız zaman, baktığımız zaman herhangi bir sorun olmadığını görebiliyor. Hatta şöyle hafif döndürüyorum biraz daha. Evet, gayet güzel arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi buna da Hemen geometrisini yeniden ayarladıktan sonra Ctrl A'dan Rotational Scale. Sonrasında buna bir Bevel işlemi uygulayabilirim. Şöyle biraz yakınlaşıyorum. Hatta şöyle yapalım. Bunu 10 yerine şöyle düşürelim şuradan segment sayısını biraz yükseltiyorum. Edit modda bunu şöyle biraz bölebilirim arkadaşlar. Şöyle böldükten sonra buraya şöyle komple alt ve sağ klik ile seçiyorum. Alt E'den ikinci menüden şöyle hafif bir kalınlık veriyorum. Sanki burada farklı farklı bir saç görüntüsü varmış gibi bir görüntü oluşturuyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Hatta buraya bile şöyle verebilirim. Evet bence böyle biraz daha güzel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kontrol A diyor ve bunda kalıcı hale getirdik. Tamamdır. Bunu da bu şekilde etmiş olduk. Şimdi binamızın artık kapı ve pencere kısımlarının boşluğunu oluşturmaya başlayabiliriz. Hemen ön kısımdan kapılarımızı başlayalım. Hatta şuradaki kısmı da yani binamızın ilk başta yapmış olduğumuz nedenle eskiz çalışması da diyebiliriz aslında. Bunu da hemen backup klasörün içine yolluyoruz arkadaşlar. Şunu da backup klasör derken aslında ne derler koleksiyonun içine yolluyoruz diyebiliriz. Şimdi kapı boşluğumuzu hemen oluşturalım. İlk başta şuradaki count sayısını da daha doğrusu array modifier'ını da okeyliyoruz. Sonrasında boş bir yere tık tıkladık bir tane küp ekliyoruz. Şöyle önden görünüm modundayken daha doğrusu yandan görünüm ama biz baktığımız zaman önden gösteren moda geçiyoruz. Yani right görünüm moduna GZ yapıyorum. Bunu bir miktar şöyle aşağı çektim. Hatta ölçülü yapalım onda. da. GZ yapıyorum. 5 santim veya şöyle yapalım. Yapamadım bir türlü. Şöyle tekrar tam binanın çatısının bitiş noktasına getiriyorum. Snap GZ 10 santim olacak şekilde aşağı kadar taşıyorum. 10 mu yapsak? Hatta 5 daha taşsak yani 15 santim taşımış olduk. Tam Tamamdır. Bunu seçiyorum. Hatta burada bir pencere boşluğu dolacağı için ilk başta pencereyi de yapalım istiyorsanız şöyle yapalım hemen hızlı bir şekilde. Shift D ile bir yüzey oluşturdum. Şöyle yapalım. Scale Z yapıyorum. Bunu şöyle biraz küçültüyorum. Hatta bu penceremiz şöyle 75 santim civarında olabilir. Şöyle boş bir yere taşıyorum. Extrude yaptım. Bunu da 50 santim veya 70 cm mi yapsak acaba bunda? Evet 70'e 75 civarında olabilir. Bunu da şöyle kapımızın hizasında taşıyorum. Hatta bunu biraz biraz daha böyle aşağı doğru taşıyabiliriz diye tahmin ediyorum. Şöyle bir değerlere getirdim bıraktım. Belki biraz penceremizi büyük yapsak nasıl olur şöyle. Yok çok güzel olmaz. Belki 80 santim olabilir. Tamamdır 80 santim olarak bunu ayarladık. Şimdi bunu seçiyoruz. Hemen geldik buradan bolen diyorum. Buradan hemen buradaki bolen olacak objelerimi seçiyorum. Bunu fest olarak belirliyorum. Ve gördüğünüz gibi sonsuz bir şekilde oldu. kontrol A diyorum. Pardon pardon. Konuya kontrol A dedim hiç bilmiyorum. Burada şeyi biz ayarlamadık hiç yani dalgınlığıma geldi biraz kapımızın genişliğini ayarlamadık 2 metre kapı mı olur burada kimse de söylemiyor Tabii bunda 1 metre civarında şöyle yapalım istiyorsanız direkt Aslında 100 santim ile çekebilirdik Ben de burada bir anormallik var diyorum ama ne var ne yok diye tam şey yapamıyorum idrak edemedim bir anda o yüzden böyle bir hata arasında bir şey oldu şu penceremizi biraz daha şöyle büyütelim hatta 20 santim civarında da aşağı kadar çekiyorum yani 1 metre civarında bir pencere boşluğu oluşturmuş olduk şunu yukarı çeksek şöyle bakıyorum yani nasıl olur nasıl eder diye. İlk başta böyle oluşturalım. Şimdi bakıyorum tekrar bunu fest yaptım, Ctrl A diyorum. Bunları sildiğim zaman görmüş olduğunuz gibi kapı ve pencere kısımlarını da oluşturmuş olduk. Şimdi aslında şöyle bir şey yapalım. Ctrl Z diyelim. Şunları yaptık zaten biliyorsunuz ben Ctrl Z niye yaptım? onu da Hemen söyleyeyim. Buradaki pencere boşluğunda yapmış olduğum küpü direkt bu kısma da taşıyacağım. Hemen şöyle yapacağım arkadaşlar. Geliyorum Ctrl L dedim. VZ 90 derece döndür dedim. GZ yapıyorum. Bunu da şöyle ortalama bir yere taşıyorum. Şöyle bir şey olabilir belki arkadaşlar. Tamamdır hemen geldik. Buna da bir tane bolen diyoruz. Bundan da bunu seçiyoruz. Bunu da fast olarak belirliyorum. Ctrl A dedim. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Ctrl L diyorum. Şimdi benim render açım bu tarz bir şey olacağı için bu kısımlara falan bir şey açmayacağım. Siz istiyorsanız buraları da açabilirsiniz arkadaşlar ve siliyorum. Evet arkadaşlar pencere boşluklarını da bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi pencere ve kapı kısımlarında yapımını hemen başlayalım isterseniz. İlk etapta kapıyla başlayalım. Şimdi şöyle biraz yakınlaşıyoruz. Şuradaki hemen kapımızı daha doğrusu duvarımızı seçip moda girdik. Shift D ile bunu kopyalıyorum. Ctrl L dedim. Daha doğrusu zaten Ctrl L bile dememize gerek yoktu aslında. Zaten tek bir ejden oluşuyordu. Extrude Y yapıyorum. Bunu da 15 santim olarak yine belirledim. Ctrl L P seleşin diyerek bunu bir ayıralım arkadaşlar. Şimdi burada nasıl bir kapı yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle güzel bir kapımız olsun burada. Şöyle hemen geliyorum. Extrude 2 santim civarında bir kalınlık verdik. Sonrasında şöyle yapalım tekrar. Vertex seleş modunda o objemizin merkezi olarak buna belirliyoruz yine kontrol A Rotation and Scale dedik. Alright Modifier'ı bunu uygulayacağız. Hemen Y ekseni olarak belirliyorum. Arada yine şöyle hafif bir boşluk olacak. Bunu da hemen bir olarak belirleyebiliriz aslında. Evet böyle bir şey olabilir. Hemen yükseltiyorum. Scale Y yapıyorum. Bunu da şöyle sabitledim. Ctrl A diyorum arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Face Selection moduna bunu seçiyorum. Ctrl L dedim. Şöyle önden görünüm modunu Shift shift'le yine bunu kopyala dedim döndür dedim bunu şöyle üste gelecek şekilde sabit tıklıyorum. Bunu da şöyle yapalım. Burayı seçiyorum. Bunu da böyle sabitledim. Ctrl L dedim. Bunu GX yaparak biraz dışarı çekiyorum. GX tekrar snap ile yapıştır dedim. Sonrasında Shift D bunu kopyalayıp en alta kadar çekiyorum. Bakıyorum. Gayet güzel. Aslında bu kapımızı şöyle 2 santim civarında yukarı bile taşıyabiliriz bence. Üst kısmı komple seçip şöyle taşıyorum. Gayet güzel. Şimdi bir de şöyle çapraz tarzda bir tahta tarzında bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Shift de bunu kopyalıyorum. Döndürdüm. Bunu şöyle koyuyorum. G, Y şöyle koy dedim. G, Z snap ile yapıştı. Bunu da şöyle koydum. Yani şöyle biraz daha böyle efektif bir görüntü olur diye düşünüyorum. Hatta bunu şöyle yapsak nasıl olur? Y ekseninde mirrorlayıp şöyle koyuyorum. Belki şöyle açık bir kapı tarzında hafif bir şey de yapabiliriz. Evet böyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Bunu ilerleyen kısımlarda düşünürüz. Ctrl A'dan buna da Rotation and Scale işlemini uyguluyorum. Evet istiyorsanız bu tahtayı da şöyle 180 derece döndürebilirsiniz. Yani tercih burada size kalmış bir şey arkadaşlar. Evet kapımızda genel anlamıyla bu şekilde halletmiş olduk. Belki şu dışına bir çıta tarzında bir şey de dönebiliriz diye de düşünüyorum. Şöyle yapalım. Bakıyorum buradan şu yüzeylerden bir tanesini Shift D ile kopyalayıp şöyle koydum. Bunu da ayrı bir obje haline getirebiliriz diye düşünüyorum. Extrude yaptım. Şöyle bir 3 santim civarında yine bir kalınlık verdik. Bunun genişliğini fazla yapmaya gerek yok aslında. Şöyle 4 santim gelsek yeterli gelecektir. Şurayı seçiyorum. Bunu da şöyle yaptım. Ctrl L diyorum. Shift D'den bunu kopyalayıp şöyle koyuyorum. Sonrasında Shift D ile yine kopyaladım. Şöyle üstüne gelecek şekilde koyuyorum. Yön snap ile yapıştır dedim. Bunu da şöyle koyuyorum. Evet gayet güzel. Ctrl A'dan Rotational Scale bir de Bevel işlemi uygula dedim. Bevel işlemini genelde kullanmayı seviyorum arkadaşlar. Güzel oluyor. Şöyle efektif güzel bir gerçekçilik katıyor diyebilirim. Gayet iyi. Hatta buna bile uygulayabilirsiniz bevel işlemini. Şimdi bu 10 sayısı tabii biraz fazla gelebiliyor. O yüzden biraz düşürüp deniyorum. Evet. Buna da şöyle Shade smooth atadığım zaman mükemmel bir görüntü oluyor. Hatta bunu genel olarak bütün objelere bile şu çatı hariç bütün objelere bile uygulayabilirsiniz. Bakın buraya bir bevel işlemi uyguladığım zaman daha gerçekçi bir sonuç olduğunu görebiliyorsunuz. Tekrar o and diyorum. Şöyle hafif bir daha gireceğim. Çok hafif. Evet segment sayısını biraz daha yükseltiyorum. Bakın şu kısımlarda hafif böyle bozulmalar vesaire olabiliyor. Bakalım şu özellik bunu düzeltecek mi? Hemen normal kısmına geliyorum. Bazen bu kısımlarda hatalar olabiliyor arkadaşlar. Maalesef bu kısımda bunu kullanamayacağız. Yani burayı düzenleriz ama biraz biraz zamanımızı alır. O yüzden arkadaşlar bizde de pek zaman olmadığı için bu kısımlar biraz es geçeceğiz. Mesela bunda kullanmayacağız. Tamamdır. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu kısmı da halletmiş olduk. Sıra geldi? Pencere kısmına geldi. Hemen penceremizi ayarlayalım. Yine edit moda girdik. Şuradaki edge shift yine kopyalıyorum. Extrude Y yeah. şöyle getir dedim. Ctrl L P Selection dedik. Sonrasında bunu şöyle yapalım. Hemen geometrisini ayarlıyorum. Tapel edit moda girdim. Şu yüzeyi seçiyorum. Klavye'den basarak bir insert oluştur dedim. Kaç yapsak acaba? Şöyle bir 5 santim civarında yapıyorum. Face Seleş modunda şuraları seçiyorum arkadaşlar. Extrude yaptığım ortalama 2 santim civarında olur diye tahmin ediyorum. Bu Ortalardan iki tane loot kat atıp buraları seçiyorum. Sonrasında klavyeden hıya basıp bir insert oluşturuyorum. Sonrasında onaylıyorum. Yani burada ne kadar yaptığım bir önemi yok. Zaten bu panelden yapacağım için çok bir önemi yok. İkinci seçeneği seçiyorum. Sonrasındaki bu değeri 1.5 santime kadar çekebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu cam kısımlarını şöyle içeri doğru bir extrude yapalım. Şöyle 2 santim civarında yapıyorum. Bakıyorum. Gayet de güzel olduğunu söyleyebilirim. buna P Selection diyerek ayrı bir obje haline getirdim. Çünkü burada bir cama kalınlık vereceğim için ayırdım. Extrude yapıyorum. Şöyle hafif bir kalınlık veriyoruz arkadaşlar. Çok değil. Yani burada fazla batmanıza gerek yok diye düşünüyorum. Evet. Bunu da tekrar Ctrl J ile birleştirdik arkadaşlar. Şimdi bakıyorum tamam. Şimdi bunun etrafına da bir çıta tarzında bir şey dönelim hemen istiyorsanız. Şuradaki edge'i seçiyorum. Shift değine kopyaladım. Extrude 10 santim civarında yapıyorum. Ctrl L dedim. Extrude 3 santim olabilir veya 2 de yapabiliriz bunu. Bakalım kaç yapsak. Evet 2 iyi gibi arkadaşlar. Ctrl L diyorum. Şöyle yapalım. Ctrl L diyorum. P Selection dedim. Bunu da ayırdım. Hemen geometrisini ayarlıyorum. Tekrar. Tekrar şöyle Shift değine kopyalayıp getirdim. Bıraktım yine. Shift değine kopyaladım. Alıyorum. Bunu da şöyle yapıştırdım. Wi-Fi modda şöyle seçiyorum. Bunu da şöyle koydum. Ctrl-L, Shift-D'ye kopyaladım. Şöyle koyuyorum. Tamamdır. Bunları da seçiyorum. Ctrl-J dedim. Bunlara da şöyle bir Bevel Modifier atayabiliriz. Sonrasında segment sayısını da ayarlayacağız. İlk başta şunu biraz düşürüyorum. Nokta 4, nokta 5 arası olabilir. Segment sayısını da şöyle biraz yükseltiyorum. Ve Shade Smooth atadım. Yine aynı şekilde bunları da Shade Smooth atayabiliriz bilir miyiz? Aslında Shade Smooth atamadan buna da biraz bevel işlemi uygulasak nasıl olur? Buna da bir kontrol adına Rotation and Scale diyelim. İlk başta şöyle yapalım. Şu camları kontrol L, P, Selection diyerek ayırıp yaparsak bence daha iyi olur. Tamamdır. da da nokta 4 yapıyorum. Nokta 4 belki burada biraz fazla gelebilir. Nokta 2 yapıyorum. Nokta 3 tamamdır. Segmenti de biraz yükseltiyorum. kontrol A dedim. Sonrasında bir de Shade Smooth atıyorum. Bunu ve bunu seçip control J ile birleştirdim. Evet gayet güzel arkadaşlar kontrol A diyoruz şimdi şunu seçelim bakalım tamam gerek yok Evet cam kısmında bu şekilde elektrik bunları da kontrol J diyerek birleştiriyoruz arkadaşlar Evet mükemmel bence şöyle bir de arka kısımdan bakacak olursak gayet güzel şimdi camımızın merkezini tam şu arka kısım olarak hemen belirlememiz gerekiyor kürsör oraya çağırdık zaten hemen W kısmından kürsör olarak belirliyoruz Çünkü buraya taşıyacağımız için hemen kolaylık olsun istedim arkadaşlar kursörü buraya çağırıyorum. Hemen camı seçiyorum. Shift kopyalayıp buraya yolluyor. V90 dedim. Ve bu şekilde de cam kısmını hallettik. Hatta ilk başta buna flat diyelim. Sonrasında gerekirse shade smooth atarız. Evet arkadaşlar binamızın genel tasarım kısmını bu şekilde halletmiş olduk. Biraz detaylı anlattığım için arkadaşlar bazı kısımlar uzuyor. O yüzden maalesef elden bir şey gelmiyor arkadaşlar. Eğer sıkılıyorsanız bazı kısımlarını geçebilirsiniz ki pek tavsiye etmem. Çünkü buradaki bazı kısımları atladığınız zaman eksik bilgiler edinebilirsiniz diyelim Evet arkadaşlar bu kısmı da bu şekilde hallettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.